Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve Yeni Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet kanalıma abone olmak dediğim gibi arkadaşlar ücretsizdir. Abone olmayı unutmayın. Şöyle bugün size çok güzel içinde bakın kırmızı çiçekleri olan bir model hazırlayacağız bu tülbentimizi. Modelimiz geçenlerde hazırladığım bu tek renk tek ipten olan modelin kirpikli hali olacak arkadaşlar. Şöyle modelimizi de göstereyim. Evet modelim bu şekilde şöyle sıralı üzerinde de kirpikleri renk yapmıştım. Hem söylediğim gibi bu kirpikleri tek renkten yaptığım için tülbentimle ipim aynı renkteydi. Aynı modelin kirpikleri yine sıralı bir model. kirpiklerini farklı bu şekilde kırmızı renkle yapılan arkadaşlar bu modelimizde. Evet modelim bu şekilde. Şöyle içinde bakın kırmızılar daha yoğunlukta olduğu için bu şekilde kırmızı rengi tercih ettim. Üzerinin rengine sarılar ve diğer renkler çok az olduğu için bu renk çok güzel yakıştı bakın. Şöyle tutayım. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle ikişer zincirimizi çekerek tığ battılarımızı hazırladık. Tığ battımızın içine sık iğne ile sabitleyerek bu şekilde ilk başlar gibi başlıyoruz. Arkayı unutalım arkadaşlar. Tığ battının içine sık iğne ile sabitledik. Şöyle bir zincirimi çekiyorum. Hafif ipimi uzattım şöyle bakın küçük bir örümcek yapacağız buraya bu şekilde hemen bir zincir çekiyorum arasına tekrar ipimi uzatıp bu şekilde bir tane daha küçük örümcek yapıyorum ortasında bir zincir olan iki tane örümceğimiz var ve bunu dördüncü tığ battıya kapatıyoruz 1 2 3 4 şöyle dördüncü tığ battıma sık iğne ile sabitledim 12 tane zincir çekiyorum 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 çevirdim hemen bakın bu aradaki bir zinciri aralayıp ortasından giriyorum şöyle bakın bir teli gözükecek tam ortasından girdim kapatıyorum sık iğne ile 12 zincirimi 5 zincir çekiyorum döndüm düz tarafına bir defa tığımı doladım. Zincirimin arasından girip bir tane ilmek alıyorum. 1, 2 ve 2. Bu şekilde buraya yuvalar hazırlayacağız. 2 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Zincirin altından giriyorum. Yine 3 seferde 1, 2, 2 alarak trabzan yaptım. Araya 2 zincir. Bir defa doladım. Şöyle 1, 2 ve 2. Yine araya iki zincir bir defa doladım. Hemen 1 2 ve 2 Bak. Burada toplam arkadaşlar şimdi beş trabzan gibi gözüküyor. E, yedi tane olacak. Yine iki zincir. Şöyle bir, iki ve iki. Sonuncuya dört tane zincir çekiyorum. Bakın burada altı tane yuvamız ve yedi tane de trabzanımız olunca yuvamız tamamdır bakın. Yuvaları bu şekilde hazırladım. Geri kalan kısma da 7 tane veya 8 tane sık iğne yapabilirsiniz. Ne kadar alırsa bu geri kalan yuvalardan zincirimiz. 2 3 4 5 Şöyle düzeltelim. Evet. Evet 5 de kalmıştık. 6 ve 7. 7 tane bu şekilde geri kalan kısma sık iğnemizi yapıp bir sonraki tığ battının içine sabitliyorum. Evet bir tanesini bakın bu şekilde bitirdik. Bir tane daha yapalım. Bir zincirimizi çektik. ipimizi uzattık. Bu bizim örümceğimizin boyutunu belirliyor. Şöyle kapattım örümceğimi. Arasına bir zincir yine ipimi uzatıp ikinci örümceğimi de bu şekilde buraya yaptım şimdi dördüncü tığ battı ya 1 2 3 ve 4 kapatıyorum 12 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 ve 12 ters tarafına çevirdim şöyle Bakın buradaki bir zincirimin arasına giriyorum bu bir zinciri fazla kapatmayın böyle girmekte zorlanmayın Bakın, birazcık bol bıraktım bu aradan girdim 5 tane zincir çekiyorum hemen çevirdim Bakın, bu 12 zincirimiz bizim yuvamız bir defa tığımı dolayıp altından girip bir tane ilmek alıyorum 1 2 ve 2 alarak bu şekilde buraya yuva hazırladım toplamda 7 tane trabzan yapacağız. ikişer zincir aralıklı. Bir defa doladım. Şöyle 1 2 2. 2 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Yine zincirin altından giriyorum. 1 2 ve 2. Şöyle 1 2 zincir ipimi kaldırayım. Bir defa doladım. Hemen şöyle 1 2 ve 2 2 4 5 oldu 2 zincir bir defa doladım şöyle 1 2 2 şimdi tekrar 4 zincirle kapatıyorum başlarken 5 zincirle kapatırken 4 zincirle yuvamı sık iğne ile bu zincire sabitliyorum Evet yuvaları bu şekilde ikişer zincir aralıklı 6 tane yuva oluşturduk geriye kalan zincire 7 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 ve 7. Evet. Şöyle 7 tane sık iğneyi alıyor gayet rahat alıyor arkadaşlar. Şu bir sonraki tığ battığı aynı değil. Bir sonraki tığ battığıya kapatıyorum ve ikinci yuvamızı da bu şekilde hazırlamış olduk. Evet, şöyle bir tane daha yapıp bitirelim modelimizi. Zincirimizi çekiyoruz dibine bir tane. Hemen ipimi uzatıp şöyle bir tane küçük örümcek, araya bir zincir, ipimi yine uzatıyorum ve örümceğimin içine girip kapatıyorum. Şimdi dördüncü tığ battı ya buraya sık iğne ile örümceklerimi kapattım. 12 tane zincir çekiyorum. 8, 9, 10, 11 ve 12. Hemen ters tarafına çevirdim. Buradaki bir zincirimin tek teli aşağıda, iki teli de yukarıda olacak şekilde bakın. Bu şekilde aradan girip kapatalım. Şöyle 5 tane zincir. Dönüyoruz düz tarafına bir defa tığımı doluyorum bu zincirin altından girip bir ilmek alıp dibinde bir iki iki alarak bu şekilde trabzan yapıyorum iki zincir bir defa doladım şöyle bir iki ve iki iki zincir bir defa doluyorum şöyle bir iki iki bakın bu şekilde 4 trabzan ama üç tane yuvamız oldu 2 zincir bir defa doladım zincirin altından giriyorum 1 2 ve 2 2 zincir bir defa doladım şöyle 1 2 2 ister yuvaları sayın isterseniz trabzanları sayın arkadaşlar hangisi kolayınıza gelirse 4 zincirle kapatıyoruz hemen zincirin altından girerek sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde 6 tane yuvayı hazırladıktan sonra zincirin geri kalan kısmına da 7 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 3 4 5 6 ve 7 bir sonraki şöyle tığ battığının içine sık iğne ile sabitledim. Kapattım. Evet. Şöyle sökülmesin diye 3 zinciri çektim bakın arkadaşlar bu şekilde sizle beraber üçünü de yaptık çok da güzel oldu şöyle şimdi üst kısmının yapılışına geçelim ilk başlarken bu 5 zincir çekerek döndüğümüz yuvanın içine sık iğne ile ipimizi sabitleyerek başladık şimdi de aynı şekilde ilk başlar gibi buraya yuvanın içine sık iğne ile sabitleyerek ipimi başlıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 zincir bu yuvanın sık iğne ile geçiş yaptığım yuvanın içine de 4 zincirimi tomurcuk olarak kapattım bir sonraki tığ battımın içine sık iğne ile hiç zincir çekmeden bu şekilde sabitliyorum 4 zincirimi çekip bu şekilde sık iğne ile sabit Diğer yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 zincir. Aynı sık iğne ile geçiş yaptığım yuvaya bu şekilde sabitledim. Sıradaki yuvama geçiş yapıyorum. 1 2 3 Bismillah. 4 zincirimi çekip hemen aynı sık iğne ile geçiş yaptığım yuvaya sabitliyorum sıradaki yuvaya sık iğne ile 1 2 3 4 zincir şöyle kapattım sonuncu yuvamızın içine de geçişimi yaptım bu şekilde 6 tane her yuvanın üzerine bu şekilde tomurcuğumu yaptım bakın Evet, ikinci sıramızda bu şekilde oluyor şimdi geçiş köprüsü olarak 1 iki tane zincir çektim. Hemen bir sonraki yuvamın içine sık iğne ile sabitledim. Eğer arkadaşlar bu şekilde iki sıra uğraşmak istemiyorsanız 3 video altta bunun tek rengi ile yaptığım videom var. Onu görmeyip bu videoyu izleyen arkadaşlar ona da baksın isterim daha kolay. Yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Sıradaki yuvama sık iğne ile geçiş yaptım ve 4 zincir. 4 zincirimi aynı sık iğne ile geçiş yaptığım yuvama sabitliyorum. Bir sonraki yuvaya sık iğne ile geçiş. Hiç zincir çekmeden diğer yuvaya sık iğne ile geçiş yapıp sık iğne ile geçiş yaptığım yuvaya da 4 zincirden tomurcuk yapıyorum her bir yuvama. Evet. Şimdi sabitledim 4 zincirimi. Bir sonraki yuvaya sık iğne ile geçtim. 4 zincir. Sıradaki yuvaya sık iğne. Evet. Bu şekilde sabitliyorum. Arasına 2 tane zincir çektim ve buradan 5 zincirle yaptığımız ilk yuvanın içine bu şekilde 2 zincirimle Geçiş yaptım 1 2 3 4 bu iki zinciri Eğer elif olanlar bir zincirde çekebilir arkadaşlar birbirine fazla mesafesi olmasın evet, sıradaki yuvanın içine sık iğne ile geçtim 4 zincir sabitliyorum sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitledim 4 zincir. Kapatıyorum 4 zincirimi. Sıradaki yuvaya sık iğne. Hiç zincir çekmeden her geçtiğim sık iğnenin içine de bu şekilde 4 zincirden kirpik yapıyoruz. 2 oldu sanırsam. 3 ve 4. Şöyle sabitliyorum. Diğer yuvama da sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. Evet, bu şekilde. Sonuncu yuvaya da girip oraya da yine bir 4 zincir yapalım. Bu şekilde modelimize bitirdik bakalım. Evet arkadaşlar, şöyle elimizi ipimizden kurtaralım. Şöyle bakın, kalıp gibi. Aynı ütüden yeni çıkmış. Böyle taze çıkmış gibi. Halbuki gördünüz beraber yaptık. Hiç ütü görmedi. Şöyle modelimizin Evet şu kırmızının üzerinde en çok bunu açtığını düşünüyorum. Bakın arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Şöyle kalıp gibi. Ütüsüz çok güzel bir model hazırladım sizlere çok da güzel oldu şöyle bakın arkadaşlar çok güzel yapımı da kolay tarif ettiğim gibi şöyle örümceklerimizin boyutu kirpiklerin boyutu bu şekilde daire kirpik isteyen 5 zincirde tabi çekebilir şunu kaldırayım daha net gözüksün Evet modelimiz bu arkadaşlar kalıp gibi çok hoş. Şöyle ütüye uygun. Alttan yukarı doğru ütülerseniz bu şekilde modeliniz olur. Ben çok sevdim. İnşallah siz de sevmişsinizdir. Şöyle beğenerek yaptığım modellerden bir tanesi diyebilirim. Sıralı, yapımı kolay, hiç koparma yok. Tek renk dülbentlere, her renge, böyle benim gibi içinde sade tek renk olanlara da yapabilirsiniz. Modelim bu şekilde arkadaşlar yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Şöyle eğer ışık bazen patlıyor bu şekilde de bakabilirsiniz. Modelime. Ben arkadaşlar modeli çok sevdiğim için şöyle tekrar tekrar gösteriyorum. Evet. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.